Merhabalar arkadaşlar, ne yaptın ne ettin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere MTA'da araç nasıl basılır, nasıl kamber yapılır ve drift kodu nereye yazılır, yani kısacası MTA'da nasıl semtçi olunur, size bunları göstereceğiz. Yanımda bir konuğum var, Koray kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Siktir git, başka yerde öksür. Video çekiyorum şurada. Neyse. Arkadaşlar, F1 tuşuyla zaten bunu biliyorsunuzdur. İstediğiniz bir arabayı, ben E30 kullanıyorum, daha çok yakışıyor. Sence hangi arabayı alsaydık? Bugatti. O zaman E30 daha güzel. E30 alalım. Arkadaşlar, hangi tuşa basıyoruz? B. W. B tuşuna basıp buradan body kısmına geliyoruz. Şimdi size araç basmayı gösteriyorum ilk başta. Body bölümünde süspansiyon biaz bölümünü yavaşça düşürüyoruz. Mesela 5'ten 3'e düşürelim, 2'ye düşürelim. Sonra suspansiyon lower limit var, bunu da 1 yapalım. Şöyle, hatta bunu da 1 yapsak nasıl olur? Sence nasıl oldu kardeşim? Güzel oldu ama 2 de daha iyiydi. O size kalmış arkadaşlar. Ne çalıştı öyle ya? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi araç böyle basılıyor. Şimdi kamber araç nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu araçtan tekrar iniyoruz. Şu aracın rengini değişsen. Evet. Buradan araç alıştır. Tekrar E30'u alalım. E30'u aldıktan sonra arabaya biniyoruz. T tuşuna basıp say bölümünden slash grav 0.0200 yazıyoruz arkadaşlar. Bunu açıklama kısmına yazarım. Bunu yazdıktan sonra enterliyoruz. Araç çok çirkin bir görüntüye sahip oluyor. Bunu düzeltmek için tekrar body'ye giriyoruz. Body'den aynı kısımlarla biraz oynuyoruz. Süspansiyon biaz'dan mesela ön taraf güzel aslında. Çok da kötü değil. Bu kalabilir olduğu gibi. Arkayı 13 yapsak pek bir şey fark etmedi. 17 yapsak yine fark etmedi. 1 yapsak ne oluyormuş? Yine fark etmedi. 25 yapsak biası da, 8 yapsak çok kalktı. 4 yapsak böyle güzel bir ayar yakalayabilirsiniz. Ben bu şekil kullanıyorum arabamı. Şöyle kamberliğini de size göstereyim. Hatta bir rengini de değiştirelim mi? Aynen. Ne renk yapalım güzel kardeşim? Siyah. Siyah. Hemen yapıyoruz. Siyah rengi de yaptık arkadaşlar. F1'den farları açtırıyoruz. Araç gördüğünüz gibi kamber oldu. Yandaki arabanın lastikleriyle bunları kıyaslayabilirsiniz. Kamber şimdi tekrar B tuşuna basıp hazır drift kodlarını yukarıda tools bölümünden import şuraya gelip yapıştırıyoruz. Bu gördüğünüz drift kodunu da açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Oradan kopyalayabilirsiniz. Import deyip yes dedikten sonra araç drift moduna hazır oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yürüdüğünüz an, gaza bastığınız an hiçbir şeye basmadan drift atabiliyorsunuz. Şekil A'daki gibi. Zevkli bir sürüş oluyor. Şöyle göstereyim. Mesela hızını çok yükseltmişler bu kodda. Bunları da ayarlayabiliriz. İlerideki videolarda bunları gösteririm size. Kendinize de nasıl kod çıkarılır onları gösterebilirim. Şöyle arkadaşlar, uzun bir süre seve seve drift atabilirsiniz. Tabii şimdi gelelim nasıl semtçi olunur kısmına. Aracınız tam semtçi aracı. Gördüğünüz gibi lastikler kamber. Şimdi önemli olan arkada çalacak müzik. Aynen. Ve son ses olacak. Şuradan kapılarımızı da açarım. İnşallah bu arabada ses sistemi vardır. Açıyoruz arka tarafı. Ve bakıyoruz ne var orada? İstetme var. Tekerlek. O yüzden kapatıyoruz abi, sistem yoksa. Kapatıyoruz. Yani arkadaşlar, aracınız bu. Yolda gidiyorsunuz. Nasıl semtçi olacaksınız? Bu soruyu mesela çok soruyorlar. Değil mi kardeşim? Evet. Hangi müziği çalması gerekli arkadan semtçi olması için? Heyecan. Hangi şarkısı? Yeni amcalar. Heh. Bu sırada kol camdan dışarı çıkacak. Elde bir tane sigara. Dik duracaksın. Koltuk geride. Elin viteste olacak, diğer elinde de sigara olacak. Allah'a emanet gideceksin öyle. Direksiyon çevirmek falan yok. Artık nereye giderseniz
Şöyle arkadaşlar, bunları gösterdik bu bölümde size. Bizi izlediğiniz için ne yapalım izleyenlere? Teşekkür edelim bence. Sence? Bence de teşekkür edelim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu kornada sizin için gelsin. Beğendiyseniz like tuşuna ve abone ol tuşuna. Tuş da çok garip oldu. Buton mu deseydin? Butonuna. Like butonuna ve abone ol butonuna basmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.